Musa Aleyhisselam'ın hikayesini Musa Aleyhisselam'ın Allah'tan istedikleriyle bitirelim inşallah. Musa Aleyhisselam bir gün yalvarmaya başlıyor ve diyor ki, ya Rab, kulların arasında sana en sevgili olan kimdir? Bakın bunlar önemli sorular. Dikkatle dinleyelim. Allah diyor ki, kullarım arasında beni en çok zikreden en sevgili kullarımdır. Zikir ne demekti? Hatırlamak, anmak demekti. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Yani bana ibadet edin, benim emirlerimi yerine getirin, benim yasaklarımdan kaçının ki ben de bunun karşılığında mahşerde size mükafatınızı vereyim. Başka, bakın çok ayet-i kerime var bununla alakalı. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Bir önceki ayet-i kerimenin sonu akıl sahipleri diye bitiyor. Allah onlara atfediyor tekrar. O akıl sahipleri var ya diyor. Akıl, bakın akıl sahipleri diyor. Akıllı insan kim diye soruyorsanız işte cevabı burada geliyor. O akıl sahipleri ki ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Yani bu ne demektir? Her haliyle Allah'ı hatırlıyor demektir. Yürüyorsun sokakta, bakmaman gereken bir kadın geçiyor. Gözlerini kapatıyorsun. Niye? Allah'ı hatırladın. İşte orada Allah'ı hatırlayacaksın. Bir harama doğru ilerliyorsun, Allah'ı hatırlayacaksın, o haramdan vazgeçeceksin. Oturuyorsun insanlarla, gıybet etmeye başladı karşı taraf. Ne yapacaksın? Allah'ı hatırlayacaksın, hemen onu keseceksin. Yatıyorsun, yatmadan önce tefekkür edeceksin. Ya ben belki bu gece uyuyacağım ama sabah kalkamayacağım. Hazır mıyım? Tövbemi ettim mi? Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır mıyım? Azrail'in canımı almasına hazır mıyım? Tefekkür edeceksin, düşüneceksin. Ve Allah'tan yatmadan önce af dileyeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Başka bir ayet-i kerimede. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْاَسَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Az önce neyi örnek verdik? Ayakta, oturarak, yatarak. Burada neyi örnek veriyor Allah? Neyi söylüyor? Sabah akşam, yani günün her vaktinde Allah'tan gafil olma diyor sana. Yüce Mevlamız bizi uyarıyor. Yani beni unutma. Beni unuttuğun anda hatalara düşersin. Günah o zaman işleniliyor. Yanınızda arkadaşlarınız olduğu zaman kolay kolay günah işler misiniz? Kendi halinizi düşünün. Herkes kendini düşünsün. Evde tek başınıza olduğunuzda hiç kimse yok. Bir o anınızı düşünün. Bir de arkadaşlarınıza gezdiğiniz zaman veya yanınızda biri olduğu zaman düşünceleriniz aynı mı? Tutumlarınız, davranışlarınız aynı mı? Değilse, arkadaşın yanında değişiyorsan, yalnızken Allah'ın senin yanında olduğunu unutma. Allah'ın seni gözetlediğini unutma. Başka bir ayet-i kerime. Ela bi zikrillahi tetme'innul kulub. Allah diyor ki dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzur bulur. Ne demektir? Zikir, buradaki zikir, ibadet ederek huzur bulur. İbadet etmeyen bir kalp ne yaparsa yapsın huzuru bulmaz. Geçici bir huzuru bulamaz. Yine devam edelim zikirle. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar öyle insanlar, öyle müminler ki yanlarında Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Bakın Allah diyor ya, en sevdiğim kul, beni en çok zikreden. İşte böyle zikredenler, böyle hatırlayanlar. اُذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin diyor Allah. Yani bu ayet-i kerimeleri çok çok okuyabiliriz. Daha çok var. Ama bir tanesiyle bitireyim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Onlar ki bir kötülük yaptıklarında اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ veya kendi nefislerine kötülük ettiklerinde, yani günah işlediklerinde
Zekerullâhe, Allah'ı hatırlarlar. Festağferû lizunûbihim, ve günahları için af dilerler. Bakın, af dilemek neyden sonra geldi? Allah'ı hatırladıktan sonra, Allah'ın kudretini hatırladıktan sonra tövbe ederler. وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başka kim günahları affedebilir? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ve onlar bile bile günahta ısrarcı olmazlar. O günahlara ısrar etmezler diyor Allah. Kim için? Kendisini hatırlayan için. O yüzden Allah'ın en sevdiği kullar kendisini çokça hatırlayandır. Bir hadis-i şerifte bir Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh anlatıyor, diyor ki bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle dedi. Ya Resulallah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı, yani birçok hüküm var. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle dedi. Efendimiz dedi ki dilin hep Allah'ı zikretsin. Bu önemlidir. Dil Allah'ı zikrediyorsa, kalp Allah'ı, zihin Allah'ı hatırlıyorsa, az önceki söylediğime geleceğiz, kolay kolay günah işlemezsiniz. Şimdi diyorsun ki bazı insanlara namaz kıl. Kılarım hocam, ileride kılarım diyor. Şimdi Allah'ı zikreden ne demek? Burada Allah'ı zikreden ne demek? Allah'ın büyüklüğünü hatırlayan, Allah'ın kudretini bilen, Allah'ın azabından haberdar olan bir adam ne yapar? Tereddütsüz bir şekilde namaza yönelir. Çünkü biliyor. Allah'ın gücünü ve kudretini biliyor. Son bir hadis, bu konuyla alakalı iki hadis daha zikredeyim. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Rabbini zikredenle zikretmeyen arasındaki fark diriyle ölü gibidir. Sen Allah'ı anıyorsan, Allah'a ibadet ediyorsan, Allah'ın yasaklarından kaçmaya çalışıyorsan diri bir adamsın. Ama Allah'ı unutmuşsan sen öldün, bittin. Bir değerin yok. Allah böyle insanları, Müslüman olmayanları ve Allah'ın kendisini zikretmeyenleri Kur'an-ı Kerim'de hayvanlardan aşağı diye tarif ediyor. Şimdi hadiste örneğini vereceğim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zaman güzel bir şekilde istirahat ettirin diyor. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için koltuk edinmeyin. Yani üstünde durup da başkalarıyla muhabbet etme. Sonra diyor ki nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah'ı ondan çok daha fazla zikreder. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz diyor ki o hayvan sırtındaki adamdan daha çok Allah'ı zikrediyor. Bu şu demektir. Namaz kılmayan bir adam Allah'ı bir hayvan kadar zikretmiyor. Yani o insan ne olmuş oldu? Af buyurun, hayvandan aşağı oldu. Çünkü hayvan bile Allah'ı zikrediyor, anıyor. Peki ya biz Müslümanlar olarak Allah'a iman etmiş ve akıl sahibi olan insanlar, varlıklar olarak ne yapıyoruz? Bunun sorusu önemlidir. Şu duayı çokça yapın. Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'e öğretiyor. Diyor ki: "Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik." Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et diyor. Yardım kimden gelecek? Allah'tan. Bizim bir gücümüz, kuvvetimiz yok. Verecek olan Allah'tır. Bu duayı çok yapın. Namazlardan sonra mutlaka yapın. Ellerinizi kalın ya Rabbi. Seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel kulluk etmede bana yardım et. Peygamber Efendimiz öğretiyor bu duayı. Bunu çokça yapmaya gayret edelim. Sonra Musa Aleyhisselam ikinci bir soru soruyor. Ya Rabbi diyor, kulların arasında en zengini kimdir? Önemli bir soru değil mi? Zenginlik. Yüce Mevlamız da diyor ki, kendisine verdiğime razı olandır. Az olsun çok olsun önemli değil. Sen rıza gösteriyorsan Allah katında zenginsin. Çünkü amelin çok. Oradaki zenginliğin çok. Sahabeyi hatırlayın. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Fakirdi birçoğu. Ama Allah'tan razı mıydılar? Razıydılar. Ayet-i kerimede ne diyor Allah? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَنٍ Allah diyor ki
İslam'a girme hususunda ilk olan muhacirler, ensar ve onlara güzellikle uyanlar var ya, onlar biz oluyoruz işte, sahabe uyanlar. Radiyallahu anhum ve raduan. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bakın ne, Allah'ın razı olması ne demektir biliyor musunuz? Cennet demektir. Allah bir kulundan razıysa o cenneti kazandı demektir. Bizim de amacımız budur. Ve ne var cennette? وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمِ الْتَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِنَ ف۪يهَا اَبَدًا. Ve içinde ebedi olarak kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlandı diyor Allah onlar için. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. Ve bu en büyük mükafattır diyor Allah. İşte bizim de buraya, bu noktaya ulaşabilmemiz gerekiyor. Yani Allah bana ne verdi? Şu an neyim var? Ya sağlığım bana yeter. Filistin'deki kardeşlerimize bakın. Enkaz altında oradaki yaşayan insanlara bakın. Ellerinde yaşayacak bir şey kalmadı. Ama nefes alıyorlar mı? Alıyorlar. Şükredeceksin. Bu bile bir nimettir. Az önce bakın biri Müslüman oldu. Ya ne kadar büyük bir nimet. Müslüman oldu adam. Düşünün biz buna sahibiz zaten. Yani böyle bir arayış içerisinde girmedik. Gerek yok çünkü Allah bize Müslüman bir ailede dünyaya gelmemizi nasip etmiş. Ya bunun kıymetini bilelim. Çok büyük bir nimettir. O yüzden bunun için Allah'a çokça şükredeceğiz. Sonra bir de şunu söyleyeyim. Zenginliğin maddi değil de manevi olduğunu şu hadis-i şeriften de güzel bir örnek var şu hadis-i şerifte. Ebu Hureyre diyor ki, Peygamber Efendimiz sordu, müflis kimdir biliyor musunuz? Yani iflas eden adam kimdir biliyor musunuz diye sahabeye soruyor. Sahabe diyor ki, bizim bildiğimiz kadarıyla malını, parasını kaybeden kimsedir diyorlar. Efendimiz diyor ki, hayır. Müflis, bu ümmetin müflisi yani iflas edeni kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat birine sövdüğü, birine zina isnat ettiği, birine iftira ettiği, birinin malını yediği, birinin kanını döktüğü, birini dövdüğü sebepten dolayı iyiliklerinin alınıp karşı tarafa verilmesi. Ve bütün sevaplarını kaybettiğinde o adam ne etmiş oluyor? İflas etmiş oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zenginliğe para yönünden bakmıyor. Sevap yönünden bakıyor. Biz de aynı şekilde bakacağız. Zenginliğimiz sağ omuzumuzda yazılan sevaplar, hayırlı amellerdir. Varsa zenginsin. Yoksa veya var da ahirette kaybedeceksen sen de iflas etmişsin demektir. Sonra diyor ki Musa Aleyhisselam, ya Rabbi kulların arasında en iyi, en güzel hüküm veren kimdir? Allah diyor ki, İnsanlar hakkında kendisi için nasıl hüküm veriyorsa onlar için de aynı şekilde hüküm vermesidir. Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Ne buyuruyor? Kişi kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemediği müddetçe kamil manada iman etmiş olmaz. Bu bunun açılımıdır. Yani sen neye sahipsen, neye sahip olmak istiyorsan aynı güzelliği Müslüman kardeşin için de isteyeceksin. Hangi sıkıntıya düşmek istemiyorsan, bundan korkuyorsan, sen de Müslüman kardeşinin aynı sıkıntıya düşmesinden korkacaksın. Şimdi biz huzur içinde yaşıyoruz değil mi? Hamdolsun. Filistin örneğini tekrar vereyim. Onlar şu an eziyet görüyorlar. Biz ister miyiz onların durumunda olmayı? Hayır. Onların da bizim gibi huzur içinde yaşamasını isteriz. Müslüman olarak bunu istemek zorundayız. O yüzden az önce başta söylediğime geleceğim. Onların senin gibi huzur içerisinde yaşaması için ne yapıyorsun? Hani kendin için istiyorsun ya huzuru. Sen onlar için ne yapıyorsun? Bu önemli bir soru. Sonra Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rab, kullarının sana karşı en çok korkanı hangisidir diyor. Allah diyor ki, beni en iyi tanıyandır. Tanımadığınız bir insandan korkamazsınız. Tanımadığınız bir varlıktan korkamazsınız. Şimdi biz genellikle küçük yaşlarda söyleyelim. Bazıları için büyüyünce de devam ediyor ama babadan korkarız hele küçükken. Niye? Çünkü babanın
senin gözünde babanın gücü, kuvveti, yerin çok kuvvetlidir. Herkes babasını dünyanın en kuvvetli adamı zanneder. Öyle kabul eder. Ve ondan korkar. Değil mi? Niye? Babanı biliyorsun, küçükken sana belki bağırdı. Normalde vurmaması gerekir ama belki vurdu. Yani bir şey olmuştur ve babanın gücünden haberdarsın. Korkuyorsun. Allah'ı tanımayan bir kul Allah'tan nasıl korkacak? O yüzdendir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer benim görmüş olduklarımı görmüş olsaydınız, az güler çok ağlardınız. Çünkü o cehennemi gördü. İnsanların ileride nasıl işkence çekeceğini gördü. Azap göreceğini gördü. Allah'ın kudretinin büyüklüğünü gördü. Allah bunları Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor mu? Veriyor. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor mu? Veriyor. Biz haberdar olmadığımız için uzak duruyoruz. Allah'tan o yüzden korkmuyoruz. Bunun için de Allah'ı tanımak gerek. Allah'ı tanımanın yolu da Kur'an okumak, hadis okumak, Allah'ın nasıl anlatıldığını, gücünün, kudretinin, merhametinin, azabının her şeyi, her yönüyle Allah'ı tanımamız gerekiyor. Sonra Musa Aleyhisselam diyor ki son olarak, ya Rabbi, ben sana nasıl şükredeyim ki? Bana ihsan buyurduğun nimetlerinden en küçük bir nimetin bile karşılığını hiçbir amelimle veremem, denk değildir diyor. Allah diyor ki, ey Musa, işte sen bana şu an şükrettin. Nasıl oldu bu? Musa Aleyhisselam acizliğini itiraf etti. İşte bu zaten bir şükürdür. Bu ne demektir? Ya Rabbi, ben hiçbir şey yapamıyorum ki zaten. Sen veriyorsun bana. Sen bana nefes aldırıyorsun. Sen beni rızıklandırıyorsun. Sen bana yürüyecek, elimi kaldıracak gücü, kuvveti veriyorsun. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar namaz kılarsam kılayım, ne kadar oruç tutarsam tutayım, ne kadar zekat verirsem vereyim, hiçbirinin borcunu ödeyemem ki. Mümkün değil. Bunu itiraf ediyor. İşte bunu itiraf etmesi zaten onun şükretmesidir. Biz de acizliğimizin farkında olacağız. Güçsüzlüğümüzün farkında olacağız. Allah'a meydan okumayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki, ben Allah'a meydan okuyor muyum? Kelle innel insane le yatgâ erraha ustagnâ. Allah diyor ki, hayır. Muhakkak ki insan azgınlaşıyor. Nasıl? Kendi kendini yeterli görerek. Yani sen Allah yokmuş gibi davranırsan, hiçbir şeyin, her şeyin daha doğrusu senden kaynaklandığını zannediyorsan, hiçbir şeyin Allah'tan geldiğini hatırlamıyorsan, o zaman sen azgınlaştın demektir. Çünkü öyle bir adam Allah'a ibadet etmez. Allah'ı hatırlamayan, zikre tekrar geleceğiz, Allah'ı hatırlamayan adam Allah'a ibadet etmez. Allah'a ibadet etmeyen de şunu diyor kısacası, ya Rabbi, benim sana ihtiyacım yok. Çünkü ben kendim yapıyorum bu işleri. Bak, elimi ben kaldırıyorum. Sen ne yapıyorsun ki? Ben görüyorum şu an. Ben konuşuyorum. Bana kim ne veriyor? Oluyor. Diyeceksiniz ki, biz böyle demiyoruz. Ama tavırlar bunu gösteriyor. Hal hareket bunu gösteriyor. Bunun aksini iddia ediyorsak, ibadetimizi Allah'ın emrettiği şekilde yerine getireceğiz. Sabah namazına kalkabilirsem iyi olur değil. Kalkmak için elimizden geleni yapacağız. Kalkamadım. Ya olsun, bir şey olmaz. Yarın kılarım, bir daha var. Nasıl olsa her gün devam ediyor. Değil. Her gün Allah'la kaçırdığım bir randevunun pişmanlığını yaşayacağım. Üzüntüsünü yaşayacağım. İşte o zaman Allah'a şükretmiş oluruz.